Evet, hafta hafta gebelik anlatımımızda 31. haftada kalmış. Uzun zamandır koymuyordum. Evet, 31. haftada bebekle ilgili siz neler bekler? Hem bilgisayarımdaki notlara bakarak devam ediyorum. 31 haftalık gebelikte bebeğinizin hala büyümesi devam ediyor. Peki bebek kaç gram? Bebeğiniz tahmini 1400 gram, 41-42 santimde boyu var bebeğinizin. Bu süreçte bebeğin organları, vücut sistemleri neredeyse tamamen oluştu. Artık en büyük gelişmeler boy ve kilo artışında olacak. Haftalık kilo artırımı ortalama 500 gram kadar. Gebeliğin 31. haftasında bebeğin cilt üzerindeki lenugo dediğimiz ince tüler hızla kayboluyor. Vücudu sıcak tutma ve bağışıklık sistemini güçlendirme görevi olan Wernicke's casei hocası cilt üzerine bir hayli kalınlaşıyor. Böyle incecik bembeyaz bir sıvı, bu çıktığı zaman çocuk böyle krem zannediyorsunuz siz bunu. Ayak tırnakları uzuyor. Ayak tırnakların uzamasında daha var. Göz kapaklarını da çok iyi açıp kapatabiliyor bebek bu haftalarda. Beyin nesneleri sistemi de tamamen gelişti ve daha bilinçli hareketler yapabiliyor. Aslında bilinç dediğimiz farkındalığı oluşturabiliyor. Bebek de akciğerleri çok önemli tabii. Bebeğin akciğerlerinin sürfakton üretimi devam ediyor. Ve bu üretim yine diğer organlar tarafından da eş zamanlı olarak gidiyor. Akciğerleri her geçen hafta dış dünyayla rahatlıkla nefes almasını sağlayacak şekilde tamamen gelişmeye uyumlu. Ama tabii ki bizim akciğer gelişimini beklediğimiz hafta, bir doğum için 37 haftaya kadar olabiliyor. Erkek bebekler bu hafta testosteron üretiyor. Ve kız bebeklerde klitoris dediğimiz ana organların gelişimi yavaş yavaş tamamlanmış oluyor. Bebek hareketleri birazcık daha yavaşlıyor. Çok hiç hareket etmezse doktorunuza haber verin. 31. gebelik haftasında baş aşağı durmuş olması gerekir. Bebeğin artık pozisyonunu tamamlamış olması gerekir. Dönmediyse endişelenmeyin. 38. haftaya kadar dönme ihtimali var bebeğin. Bunun haricinde anne vücudunda da neler oluyor? Anne vücudunda kan hacmimiz 4,5-5 litreye kadar çıkıyor. Bebek aşağı döndüğünüzde rahimimizin tepe noktasının yüksekliği de birazcık daha azalıyor. Bel ve kalçalarınız artabilir. Siyatikarlar gözükebilir. Bu haftada sizinle ilgili söyleyebileceğim erken doğum konusunda size bunu verebilirim. Bu haftalarda böyle yalancı doğumlarla da başlayabilir ama bunlar düzenli devam ederse 31. haftada görürsek bunları biz çok düzenli devam edenler erken doğum tehdit deriz. Size buradan söylüyorum, böyle düzensiz istemsiz kontraksiyonlarınız olursa muhakkak doktorunuza iletişime gelin. Kendinize iyi bakın, 32. haftada görüşelim.